Şimdi Türkiye çok ağır bir ekonomik tablo yaşıyor. Bu aslında kapitalist düzenin de bir krizi ve bu krizi emekçilere, halka yıkmaya çalışıyorlar. İnsanların çok ciddi geçim sorunu var. Kaynaklar eşit dağılmıyor. AKP iktidarında zenginler daha zenginleşti, fakirler daha fakirleşti ve gerçekten dayanılmaz bir boyuta geldiler. Gösterileri bunu gösteriyor. Özgürlükler de ayaklar altında tamamen. AKP'nin o iktidara geldiği yıllarda vaat ettiği Kürt sorunu, Alevilere dair açılımlar hepsi boş çıktı. Ve daha ceberut, daha sert bir iktidar gündemde. Yani altındaki destek taban kaydıkça daha çok zora başvuruyor ve faşist bir rejimin inşasına yöneliyor. Bu koşullarda bizler dedik ki Türkiye'nin emek, demokrasi, ilerici güçleri, sosyalist güçleri, işçi sınıfının güçleri, halk güçleri, halklar bir araya gelip bir birleşik emek cephesi ve bir demokratik güç birliği yapması lazım. Bunun da birleştiği zemin bir halk ittifakı zemini olması lazım. Bunun ihtiyacı var Türkiye'de. Hepimiz ayrı ayrı partiler olarak mücadele ediyoruz ama böyle bir cepheye ihtiyaç mı? Şimdi evet. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunuyor Cumhur İttifakı. Bu sistemi zaten gördük. Kararnamelerle yönetilen bir ülke sistemidir bu. Ve burada demokrasi yoktur. İşçi sınıfına, emekçilere de yeri yoktur. Bunu zaten göndermemiz lazım. Bizim ittifakımızın bir amacı bu. Evet. Bu iktidardan kurtulmak. O karşısında Millet İttifakı var. Millet İttifakı'na baktığımız zaman da şunu görüyoruz. Yani birebir eşitlemiyoruz Cumhur İttifakı'yla. Ama özellikle ekonomik anlamda, ekonomik program olarak Türkiye nasıl çıkacak bu krizden diye baktığımız zaman onlar da Cumhur İttifakı'yla bu noktada aynı şeyi söylüyorlar. Uluslararası sermayeye güven vereceğiz. Uluslararası sermaye güven vermek değil, işçiye, emekçiye, alın teriyle üretene güven vereceksin. İşte bu yok. Böyle bir boşluk var. Bu boşluğu doldurmak üzere biz geliyoruz. Tam tersine uluslararası sermayeyi ve onların işbirlikçilerini karşınıza almanız gerekiyor. Yani şöyle olmaz. Türkiye'de biz gelince her şey güzel olacak. İşçiler, emekçiler rahat edecek, halk rahat edecek. Geçinecek. Nasıl geçinecek? Yani krizden zenginleşenlere servet vergisi koymayacaksan, yaptırım uygulamayacaksan, bu ülkenin kaynaklarını soyanlarla yola devam edeceksen burada bir çıkış olma şansı yok. Biz bunu yapacağız. Farkımızı biz burada ortaya koyduk. İkinci fark şudur. Evet. İkinci fark şudur. Rejim meselesi. Yani nasıl bir yönetim sistemi olacak? Türkiye nasıl bir yönetimle yoluna devam edebilir ve bir çıkış sağlayabilir? Şimdi tek adam rejimini gördük. Bu olmaz. Peki karşısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin karşısında söylenen şey güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani ne olduğu belli değil. Altı dolmamış bir şey. Biz diyoruz ki çok parlamenter sistem gördük 90 yıl boyunca. Yani katliamlar oldu, sömürü oldu, Türkiye yine bir sürü badireler yaşadı ve hep zenginlerin Türkiye'si ve yoksulların Türkiye'si oldu. Biz yerellerden başlayarak halkın kendi iradesini kendi eline aldığı örgütlenmeler, halk meclisleri, halk konseyleri, bunların üzerinde taçlanan bir halk egemenliği, halkın doğrudan siyasete katıldığı, doğrudan siyaset yaptığı, yöneticilerin seçebildiği, seçtiği yöneticileri istediği zaman görevden aldı. Sadece milletvekillerini, belediye başkanlarını değil, valiler, kaymakamlar ve hepsi, bütün bürokrasiyi değiştirebildiği bir halk gücünden bahsediyoruz. Halk denetiminden bahsediyoruz. O yüzden biz bu iki sistemin karşısına halk egemenliği sistemi diyoruz ve güçlü bir demokrasi, demokratikleşme, bunu da demokratik bir anayasayla taşlandıracağız. Burada da şimdi dünya yeni bir döneme girdi. Yani Ukrayna Savaşı'nda biz bunu gördük. Artık savaşlar dönemine giren bir dünya var. Burada ittifakların ne söylediği önemli. Dış politikada ne söylüyorsunuz? Biz şunu söylüyoruz. Diğerlerinden farkımız bu. Savaş tezkerelerine hayır diyoruz. Çok açık bir biçimde. Türkiye, komşu ülkeler başta olmak üzere dünya halklarıyla kardeşlik ilişkisine dayanan bir dış politikayı örgütlemesi lazım. Bu iki ittifak blokunda bunu görmüyoruz. Millet İttifakı'nda da bunu görmüyoruz. Savaş tezkerelerine el kaldırıyorlar. Böyle olmaz. Böyle sorun bitmez, kriz bitmez, göçler bitmez, yoksulluk bitmez. Önce burada bir kesin duruş lazım. İkincisi,
sınır ötesi operasyonlara kesinlikle karşıyız. Çünkü bu acıları daha da büyütüyor ve çözüm olmuyor. Üçüncüsü, Kürt sorununun demokratik, barışçıl ve diyaloğa dayalı olarak çözülmesi gerekiyor. Red ve inkar politikaları 100. yılına giriyoruz. Çözüm olmadı. Olmuyor. Biz çözeceğiz. Bu iddiayla geliyoruz. Nasıl? Bölgede ve Türkiye'de halkların kendi kaderini tayin ilkesini güçlü bir temelde ele alırsak bu çözülür. Yani bırakalım Suriye halkları kendi geleceğine kendisi karar versin. İran halkları öyle, Irak halkları öyle, Türkiye'deki halklar öyle. Türk ve Kürt emekçilerin birliğine dayanan demokratik bir çözüm imkanı gayet makul. Şimdi en önemlisi şu, ittifaklar olurken bu ittifak 6 parti ve örgütün ittifakı olarak görülmemeli sadece. Biz bütün halkın, Türkiye'de yaşayan halkların temsilcilerinin, güçlerinin, halk güçlerinin, bütün halk güçlerinin içerisinde yer alacağı, gençliğin, kadınların, doğa savunucuların, işçilerin, bir sendikaların, sendikacıların bir halk ittifakı alanı açıyoruz. Dolayısıyla biz şöyle konuştuk. Biz final yapmıyoruz. Bir başlangıç yapıyoruz. Genişleteceğiz. Çok büyük bir cepheyi açığa çıkaracağız. İkinci olarak en önemli şeylerde bu ittifak görüşmelerinde en zor şey ilkeler konusunda ve asgari bir program konusunda anlaşmaktır. Takdir edersiniz. Bu konuda ortak metin tamamlandı. Bu çok önemli bir şeydir. Yani çok çok önemli, çok değerlidir. Yani bizim açıklayacağımız, Eylül sonunda açıklayacağımız deklarasyon şu an hazır. Biraz önce de ifade ettim. Yani sermayeden bağını kesmiş bağımsız bir güç odağı, iki ittifak blokundan başka bağımsız bir güç odağı, üçüncü seçeneği, halk seçeneği, emek seçeneği. Buna vurgu yapıyoruz. İkinci olarak emperyalizm sorunu, yani emperyalizmle bağımlılık ilişkilerine son verilmesi ve bölge halklarıyla kardeşlik hukuku içerisinde hareket etmek. Üç, Kürt sorununda demokratik çözüm, bu kesin ilke, kalın ilke, buradan kaçamaz Türkiye'nin ilerici güçleri. Türkiye halkının buna ihtiyacı var. Aleviler ve ezilen inançlar konusunda eşit yurttaşlık. Laiklik vurgusu bizim için bu bakımdan çok önemli. Ama laiklik istismar edilmiş haliyle olmayacak. Gerçek anlamda bir laiklik, tesis edilemeyen bugüne kadar Türkiye'de laiklik vurgusu da göreceksiniz. Bu metinde alt başlıklarıyla beraber yer almış olacak. Yine özellikle ifade etmek isterim demokrasi sorunu, özgürlükler sorunu. Zaten ittifakın adı o, emek ve özgürlük. Evet. Emek, bütün emekçilerin hele bu ekonomik krizde, pandemide o program metniyle beraber Türkiye'nin sosyalist, demokratik, solcu, ilerici güçlerine, partilerine, örgütlerine ziyaretler gerçekleştireceğiz. Bunlardan bir tanesi de sosyalist güç birliğidir. Yani TKP, Sol Parti, TKH ve Devrim Hareketi biliyorsunuz bir güç birliği oluşturdu. Onların metnine baktığımızda, bizim metnimize baktığımızda yani ikisinin ortaklaşmayacağı bir şey yok. Yani neyin ayrılığı olabilir ki? Gidip görüşeceğiz bunu. Gelin güçlerimizi birleştirelim diye. Onların görüş ve önerilerini alırız. Hepsini davet edeceğiz. Ve bunu genişleterek 6 parti ve örgütle sınırlı kalmayı düşünmüyoruz. DİSKES, TMOK, TTB olmak üzere şubelere doğru bütün örgütlenmeleri, emek örgütlerini, meslek örgütlerini dolaşacak gruplarımız. Yani elbette bir sendikanın, bir siyasi parti gibi bu ittifaka katılması çok mümkün olmaz ama biz bir mücadele ittifakından bahsediyoruz. Onların temsilcilerine de bu ittifakta yer açıyoruz. Yani bu sözünü ettiğim görüşme trafiği, ziyaretler zincirinde Millet İttifakı olmayacak. Çünkü onlar zaten bir yol haritası çizdiler ve biz restorasyoncu bir program olarak görüyoruz. Görüşmenin de bir faydası olduğunu düşünmüyoruz. Seçimlerde halkı seçeneksiz bırakmayacağız. Parlamento seçiminde de, başkanlık seçiminde de. Ama hani nasıl bir taktikle yaparız bunu? Ne Emek ve Özgürlük İttifakı bunu konuşmuş durumda. Çünkü çok erken daha. Yani seçim takvimi bile açıklanmadı. Ne de Emek ve Özgürlük İttifakı'nın içinde yer alan partiler, yani EMEP, TİP, HDP ya da diğer partiler
bu konuda kendi meclis toplantılarını yapıp bir şey belirlenmiş değiller. Gündeme gelirse bunlar zaten olur. Bu konuda da hazırlıklıyız. Başkanlık seçiminde ise eğer daha çok ilgi orada sanıyorum konu. Başkanlık seçimi konusunda da kombinasyonlara bakarız, değerlendiririz. Millet İttifakı'nın nasıl bir program, nasıl bir aday çıkaracağına bakarız. Çünkü önemlidir. Yani tek adam yönetiminin gönderilmesi önemlidir. Ama bizim de bir hazırlığımızın olması gerekir. Biz sadece onlar yapsın, biz bakalım çizgisinde olmayız.